Merhaba arkadaşlar, Festival Amerika'na hoş geldiniz. Maç Day'de Manchester United'da maça çıkacağız. Bundan önceki iki maçımızı kazandık. Hatta ikinci maçı paylaşmıştım. Orada Rashford harika bir gol atmıştı. Bu maçta yenilsek bile Maç Day'i tamamlayacağız ve My Club paramızı alabileceğiz. Hemen rakip aramaya koyalım bu arada. Bayern Münih takımını seçmiş ve derecesini bayağı arttırarak geliyor. Bizim kadro bu. Rakibe bakalım. Bayern Münih seçmişti. Full Bayern Münih. Evet, full Bayern Münih. Güzel kadro. Rummenigge'si de var. Burada dikkat çeken nokta Thiago'nun taşınmış kartını kullanıyor. Thiago önceden Bayern Münih'teydi. Şu an Liverpool'da oynamakta. Yeni kart olsaydı da Liverpool gözükecekti. Fakat bazı oyuncuların bu eski kartları hala eski takımında gözüküyor. Hepsi güncellenmedi. Bende Suarez vardı. Barcelona'da gözüküyordu. Ben aylarca Barcelona maç değerlerinde onu kullanmıştım. Sonra sildim. Silmesem belki hala Barcelona'da kullanacaktım onu. Rakip o yüzden Thiago'yu kullanıyor. Eski kartını. Güncellenmemiş. Hala Bayern Münih'te gözüküyor olabilir o. Adam Liverpool'dan ayrılacak neredeyse. Barcelona ile adı anılıyor. Hala bu kartı Bayern Münih'te gözüküyorsa bu da oyunun büyük bir hatası, sıkıntısı. Güncellemeleri lazımdı. Higuain bile hala Juventus'ta gözüküyordu. Ben sildim onları. Juventus maçlarında çok kullandım aylarca. İyi boşluk yakaladı. Vurdurmayalım. Kaleci uzaklaştıralım. Maça gol yiyerek başlayacaktık. Kalecimiz çok iyi kurtardı. Ben Alisson'u severim. Folan indiremedi. Rakipte Alaba. 4-3-1-2. Çok denk gelmediğim dizilişlerden bir tanesi. Sakince çıkalım. Ortadan verkaçlarla gelmek isteyebilir rakip arkadaş. Orta kısım tehlikeli olacak. Özellikle de ofansif orta sahada Müller'i kullanıyor. Ona basmamız lazım. Offside. Bir de ileride Rummenigge'si var. Onu kaçırmamalı. Burada zaten sırtıyla offside'a doğru itmiş. Offside'dan çıkarmıyor Rummenigge'yi. Gomez bizim Liverpool'lu Gomez. Hızlı olduğu için tercih ettim ben onu. 3 stoperimizin de hızı yüksek. Ben hızlı stoperleri seviyorum. Pogba çok iyi. Forlan'a doğru. Gayet güzel. Ah geçmedi. Çıkar mı? Çıkmayacak gibi. Topu alırsak iyi olur. Top rakipte Rummenigge'de. Tehlikeli isimde. İyi getirdi topu. Orta yaptırmamak lazım. Aha kaptık. Pogba'ya da ona paralel hep koşturdum. Orta yaparsa çarpsın diye. Savunma. Çok iyi. Top bizde şimdi. Oyuna rakip arkadaş iyi başladı ama. Güzel. Folan. Rashford indir şunu. Harika indirdi de tam Giggs'e gelmedi. Güzel bir topuk pasıydı. Şu ana kadar rakibin iyi olduğunu söyleyebiliriz. Derken kazanacaktık. Çok sakin. Rummenigge. Of. Bu gol olurdu. Gol olmalıydı. Lewandowski gibi biri kaçırdı. Direkt bizi kurtardı. Neredeyse golü yemiştik. 1-0 olacaktı. Tam olarak maçı ele alamadık. İndir Rashford. Forlan dönerek vurdu. Yine gayet güzel vurdu da. Vurmayaydık daha iyiydi. Çünkü dönerek vurmalar da gol bulmak çok zor. İmkansız. Kaleye bulması bile büyük başarı. Çok iyi. Aha. Aşağı dönsek. Bir falso Rashford. İşte. Aha. Yok. Gol. Aslında bir daha basalım. Atlayamadı da. Rashford'ın ilk şutu gol olması gerekiyordu. Çok iyi de gidiyordu kaleye. Ben ona gol demiştim. O gol olmadı. Allah'tan dönene York yetişti de tamamladı. 1-0 öne geçtik. Şu ana kadar rakibin iyi oynadığı bir maçtı. İyi yerde kazandık. Forlan. Aşağı pas versek. Vurduğumuz Forlan'mış. Ben koşu. Beckham'dı demek ki. Touch. Acaba bizden mi çıktı? Son anda dokunduk mu? Ha bizimmiş. Bir pas versek. Rashford. Bir falso yapalım.
süzüle süzüle gitti, gol oldu. Tam da ilk yarı biterken Rashford'la öylesine bir falso denedik. Çok da basmadım. Normalde köklüye de bilirdik. Genelde ben yerden yavaş vuruşları seviyorum. Messi tarzı. Burada da Rashford'dan öyle bir gol vuruşu geldi. Köşeye giden topu Neuer tutamadı da. 2-0. İkinci yarıya biz başlıyoruz. Biz santra taktiğinden gol çıkarır mıyız? Bir daha versek. Haydi Rashford yapıştırırsın. Beckenbauer yapıştırdı ama. Faul da vermedi hakem. Aha kaptık. Forlan. Füze. Müthiş vurdu. Sol ayağıyla öyle bir kapattı ki topu. Mükemmel vurdu. Harika bir gol. Bir önceki maçta Rashford'dan muazzam bir voley golü gelmişti. Bu maçta da Forlan'dan. Üst üste maçlarda harika goller geliyor. Asist de Rashford'ın. Ama Forlan nasıl vurdu? Adamda denge, bitiricilik, şut gücü, her şey var. Gelişini öyle bir yapıştırdı ki. Ben herkesin Forlan'a sahip olmasını çok istiyorum. Birçok farklı bölgede oynayabilmekte. Onu bir safe olarak düşünmeyelim. GF'de, ofansif orta sahada birçok farklı yerde oynatabiliyoruz. Vuruş gücü olsun, pasları, her şey var. Ortada yapıyor, şut da çekiyor. Top bile kazanıyor. Çoğu zaman onlara top kazanıyorum. Fiziği, dengesi, her şeyle çok iyi. Belki de şurada bir boşluk yakalarız. Haydi bir kafa. Döneni alsak Müller'de. Hızı belki 99 falan değil ama gayet iyi hızlarda. Manchester United boost'uyla kullanıyorum. 90 küsürlerde Forlan'ın. Savunma arkasına iyi zamanlamada kaçtığı için de sıkıntı olmuyor. Beckenbauer iyi girdi ama yine dönen aldık. Şurada kaptırmayalım. İyi ki yine dönen bizde derken şimdi Thiago da uzun atmadı. Thiago ile geliyor. Alırız onu be. Aldık. Şu dakikalarda top rakipte. Kimi? Goreska. Göbeği kapatıyorum ben. 4-3-1-2'de özellikle. Giggs. Goreska. Onu kaptırmayacaktık. Gomez. Kaleci Alisson. Rummenigge ile çıktılar kafaya da. İyi ki kaleye vurdurmadık. Geçer mi pas? Hadi hadi hadi. Çok iyi. Yukarı pas. Geçmedi. Aha. Hata geldi kaleciden. Kendi kalesine mi attı? Ha, gol sevinci. Atla gelmedi. Ben gol sevinci yapmış oldum. İnşallah rakip arkadaş yanlış anlamaz. Çünkü ben sevmem gol sevinçlerini. Atla gelmedi bizde. İnşallah rakip arkadaş yanlış anlamaz. Ben bu durumlarda biraz alınıyorum, kırılıyorum hani yapmadığım için. Şimdi bir de 4-0 yapıp gol sevinci yapmış gibi görüneceğiz. Kendi karesini atmış gibi oldu. Bende atla matla gelmedi. Ben kendi karesini attı zannettim. Meğerse bizim York dokunmuş. Rakipte Davis. Artık bu maç tabii bitme anlarına doğru geliyor. Maç sonu ama Forlan'ın bir golüne bakalım. Bir de bu kalecinin golüne bir bakalım. Nasıl bu hatayı yaptı? Artık maçın bitmesini de bekliyoruz. Son saniyelere doğru geliyor. Son şans rakipte idi. Artık bitirir. Evet bitti. 4-0 bitti. Forlan'ın golü çok güzeldi. Harika bir gol attı. Kaleci hatası geldi. Yani maçtaki bizde iz bırakan anlara düşündüğümüzde bunlar geliyor benim aklıma. 7 şut 5'i kaleye bulmuş. Topla oynamamız yüksek. Rakibinde 3 şutu var. Topla daha fazla rakip oynamış. %55 topla oynaması varmış. Önemli anlara baktığımız zaman burada Lewandowski'nin şutu gol olsa zaten gol olması gerekiyordu. Direğe denk geldi. Hem de 90 direğine çatala vurmuş. Ucuz yırttık burada. Bizim York'la golümüz aslında bu gol olması lazımdı. York çok iyi koşu yaptı. Boş kaleye tamamladı. Dar açıydı. Sonrasında Rashford'la köşeye yolladığımız sakin bir vuruş. Köşeye falso yerden. Kalecilerin en çok zorlandığı şutlardır. Yerden şutlar. Ve harika gol Forlan'dan. Gelişine nasıl vurdu bir bakalım. Ben çok severim böyle golleri.
Harika vuruyor. Öyle bir vuruyor ki isabete bakın. Şutun sertliğine kaleci Neuer'in yapacak pek bir şey de yoktu burada. Son golümüzde ise kaleci hatası geldi burada. Evet, bizim oyuncuya çarpmış. Tabi golü bize yazdı. Çok soğukkanlı kaldı orada. 4-0'da yapmıştık bu şekilde. Derecelerine de baktığımızda rakip tabi yenildiği için 5.5 aldı. 7.5, 7.5. York ve Rashford bizde de en yüksek dereceleri alan isimler. Ve bu maçla birlikte de 100 My Club parasını matchday'den kazanmış olduk. Derecesi 900 ve üzeri olan arkadaşlarımız matchday'lerden 100'er My Club parası kazanabilmekte. Orta taraftan girersek 75, temel düzeyde 50 My Club parası veriyor. Oyuna belki yeni başlayan arkadaşlarımıza da kısa bir bilgi olmuş olur. Matchday'ler perşembe yoktur. Mobilde pazartesi gelir çarşambaya kadar, sonra cumadan pazara kadar gelmekte. Şu an 2-2 matchday'ler geliyor. Az matchday geldiği için az My Club parası kazanıyoruz. Az futbol puanı kazanıyoruz. Eskiden 4 tane falan geliyordu. Çok fazla kazanıyorduk. Epeydir 2-2 az gelmekte. Umarız bunların sayısı artar, değişik şekillerde gelir. Oyunun geç çıkacak olmasından dolayı da hep aynı etkinlikler geldi. Umarız yenilikler gelir. Sizlere yayınlar, iyi seyirler, hoşça kalın.